Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size iki motiften oluşan süvetemin yapımını anlatacağım. Şu şekilde herhangi bir kenarlarına oya yapmadım, düz tade bıraktım. Zaten örülümü de çok kolay. Eni 44-46 santim arasında, boyu da 50-52 santim arasında oldu. Videonun ilerleyen kısımlarında bu yanları ve omuzları birleştirmeden önce motifin boyunu da ebatlarını da söylüyorum size. Ona göre büyüme kısmını göz önünde bulundurabilirsiniz, beden büyümesini. Bu şekilde kenarları tığla birleştirdim. Şöyle koltuk altına kadar. Omuzları da motiften sonra yaka detaylarını yine tığla örerek tığla birleştirdim. İki parçadan olan böyle motif örer gibi kolayca biten, hem kolay hem de pratik, hem de oldukça şık bir bluz oldu bence. Gömleklerle, kazaklarla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Ben koton ip kullandığım için yaz aylarında da pareo tarzı olarak da biraz daha uzun örülerek, böyle dönerek örmeyi bırakıp aşağıya doğru ilerleterek elbise tarzında da kullanabilirsiniz. Bu şekilde dilerseniz videomu yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, ben bluzumun yapımında şu şekilde sarma bir koton ip kullandım. Şöyle çok kalın olmayan ince bir koton ip. Şu şekilde 3,5 mm tığ ile ördüm. İpimin kalınlığını metre olarak veremiyorum ama şöyle yakından gösterebilirim size. Alize Diva ayarında diyebilirim. Alize Cotton Gold'tan daha ince bir ip diyebilirim size. Şimdi motif olarak örüyoruz. Hatta ördüğüm bir parçamı göstereyim. Siz bütününü gördünüz ama videonun başında şu şekilde motif olarak ortadan başlayarak örüyoruz. Şimdi ilk önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Şöyle alıyorum tığımı ve ipimi. Şu şekilde döndürüyorum. Bakın şöyle alıp şöyle döndürüyorum. Ortasından geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Pardon. Tığımı doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şu halkamızın şu ipini çektiğimizde zaten küçülüyor, bakın ortası. Tekrar 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 4 tane üçlümüz olacak. 2 3 2 zincir çekiyorum. Son üçlüyü yapıyorum. Bakın 1 2 3 dördüncüyü yapıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Şimdi şu ortadaki boşluğu kapatmak için bu ipimi iyice çekiyorum. 2 zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesinden sabitleyeceğim. Şöyle zinciri açalım biraz. İlk yaptığımız zincirin tepesine batırıp ipimizi alıp ilmeğimizi oraya sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum yine. Bir tane 3 zincirimin yanına bir ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ilkinde 2 tane olsun. Daha sonra 3 tane tepesine yapıyorum. 1 Pardon, önce zincirin tepesine yapacağız. Bakın burada bir tane atlamamamız lazım. Önce zincirin tepesine yapıyorum. Daha sonra da diğer iki trabzanın tepesine, toplamda 3 taneydi alt sırada. 3 tane yaptım. Şimdi yine 2 tane buradaki boşluğa yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine köşeye 2 tane yapıyorum. Şimdi yine 3 tane, bir tanesi böyle altında gibi kalıyor. Bakın oraya atlamayalım. 3 tane tepesine yapıyorum. 2 3
iki tane köşe boşluğuna yapıyorum. Bir, iki. İki zincir çekiyorum. Yine köşe boşluğuna iki tane yapıyorum. Üç tane tepesine yapıyorum. Bir, iki, üç. Yine iki tane köşe boşluğuna iki zincir. Yine iki tane köşe boşluğuna üç tane tepesine yapıyorum. Şimdi yine bakın iki tane köşe boşluğuna başlarken yapmıştık. Sonda da iki tane köşe boşluğuna yapıyoruz. İki zincir çekiyorum ve zincirime batıp ilmeğimi kaydırıp 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Şimdi bakın 2, 4, 6, 7 tane oldu. Üçlerin üstü. Şimdi bu işlemi şöyle göstereyim size. Bu işlemi önce şu üçlüyü yaptık, sonra 7 tane yaptık. Köşelere 2 tane batarak 2 sıra daha tekrar ediyoruz. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane olacak. 7 tane burada oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane burada. 15 de 3 sırada. Sadece bu köşelere 2 yapıyoruz. 2 zincir 2. Yani köşelerde toplamda 4 tane oluyor. Aralarında 2 zincirimiz oluyor. Burada da trabzanların üzerine aynı şekilde yapıyoruz. Bunu toplamda 4 sıraya çıkaralım. Evet, şimdi 4 sıra yaptım. Yine ilmeğimi kaydırıp üst sıraya çıktım. 3 zincir çekmiştim. 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. 1, 2 tane atlıyorum. 1 tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlayıp 3.'ye 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 2 zincir. 1, 2 tane atlayıp 3.'ye 1, 2 zincir. 1, 2 tane atlayıp 3.'ye. Şimdi burada köşelere geldiğimizde yine 2 zincir çekip köşede bakın başka kalmadı. 2 tane atlamıyorum. Burada kendi köşesine. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum bu köşede. Tekrar dolduruyorum. Yine köşenin içine bir tane ikili trabzan. Yine 2 zincir çekiyorum. Bakın köşedekine denk getiriyorum. Yine atlamıyorum 2 tane. Burada köşede arttırma yapmak için böyle yapıyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 2 tane atlayıp 3.'ye ikili trabzan. 1, 2 zincir, 2 tane atladım. 3.'ye köşeye kadar bu şekilde devam ediyorum. 2 zincir, 1, 2 tane atlıyorum. 3.'ye 2 zincir köşeye batıyorum. Şimdi 2 tane atlamaya yok bakın köşedeyiz. En köşedekine battım. Yine 2 zincir çekiyorum. Köşenin içine yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dolayıp tekrar köşenin içine bir tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. İlk birinciye. Yani her köşede birinciden başlıyoruz. Bu köşede arttırma yapmak için. 2 zincir çekip yine 2 tane atlayıp 3.'ye batarak devam ediyoruz. Bu sırayı bu şekilde yapalım. Köşeleri gösterdiğimiz gibi şöyle 3 tane yan yana yaparmış gibi ama aralarına zincir çekerek ortalarda da 2 tane atlayıp 2 zincir çekerek yapmaya devam ediyoruz. Sıra başına kadar aynı şekilde yapalım. Evet, şimdi 2 zincirimi çekiyorum. İlk zincirimin tepesinden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu boşluklara dolgular yapacağız. Böyle sıradakini değil de bir geridekini doldurmakla başlıyorum. 1, 2, 3 tane topladım. Çıkarıp bir zincir çektim. Kilitledim. Tekrar tığımı doladım. 1, 2, 3 tane. Hepsini birlikte 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kilitledim. Tekrar tığımı doluyorum. 1, 2, 3 tane. Hepsini 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı da aynı kutunun içine yaparken 2 zincir, bir yan kutuya atlarken de 1 zincir. Şimdi buraya atlarken 1 zincir çektim.
Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde aynı dairenin içine yaparken 2 zincir çekiyoruz. Yan kutuya geçerken tek zincir çekiyorum aralarında ki üst sıralar çapraz gelsin diye. Tekrar 2 zincir aynı yere yapıyorum. Şimdi 1 zincir çok pardon. Bakın şu trabzanın arada trabzan olduğunda 1 zincir. 2, 3 tane doladım. Şimdi 2 zincir. 1, 2, 3 tane doladım. Şimdi tek zincir çekelim. Şimdi köşeye geldik. Bakın tek zincir çektim. Doluyorum. Trabzanın bu tarafını 1, 2, 3 birleştirdim. Yine bir tane tek zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere 2 tane yaptım. Şimdi 2 tane daha yapacağım. 1, 2, 3 tane çıkarttım. Tek zincir. 1, 2, 3 tane çıkartıyorum. 1, tek zincir. 1, 2, 3 tane 2 zincir. Aynı yere yaparken 2 zincir, trabzan atlarken tek zincir yapıyoruz dolgularımızda. Şimdi bir üst sırayı da göstereceğim size. Buraya aynı yere yapıyorum. 2 zincir. Şimdi tek zincir çektim, kutucuk atladım. 1, 2, 3 tane doldurdum. 2 zincir çektim, aynı yere yaptım. Tek zincir çektim. Köşede de 4 tane oldu bakın. Bu şekilde sıra başına kadar fıstıklar yapalım. Evet, şimdi sıra sonuna geldik. Bakın bir zincir çektim. Burada son kutucuğuma da yapıyorum bir tane. 2 zincir çekiyorum. Buradan ilk zincirimden ilmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Şimdi burada ilk yaptığımız yere 2 zincir çektiğimiz için 1 tane yapıyorum ve 1 zincir çekiyorum. Tığımı doldum. Bakın burada 1 zincir çektiğime değil 2 zincir çektiğime atlıyorum. Yine 3 kere dolayıp hepsini çıkarıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 3 kere dolayıp bir fıstık daha yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Şimdi bir zincir yaptığım yere yapmıyorum. Yine 2 zincir yaptığım yere atlıyorum. 3 kere doluyorum. Şimdi bu birinci sırada biraz sıkışmışlar gibi duruyor. Ama onlar ikinci sırada düzelecek. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektiğim yere atlayıp 2 zincirlik yere yine 2 fıstığımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine bir fıstık daha yapıyorum. Yani 2 zincir çektiğimiz yerlere böyle V şeklinde gibi yapıp atlıyoruz. Yapıp atlıyoruz. Köşeye kadar gelelim bu şekilde. 2 zincirlik yerlere yine 2 zincir çekerek fıstıklarımızı yapmaya devam edelim. Evet, şimdi köşeye geliyorum yavaş yavaş. Şimdi bir tane burada bir zincir çektiğim var. Hemen köşeden önce bir tanesine dolduruyorum. 2 zincir çekiyorum, yine dolduruyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada köşeye 2 tane yapıyoruz yine. Çünkü burası köşemiz. 3 zincir çekiyorum köşelerde. Bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi köşeden önce bakın 2 tane yapmıştım. Yine 2 tane yaparak başlıyorum buradan. İlk önceki sırama 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere yapıyorum. Bir zincir çektim. Burası bir zincirlik yerim zaten. Hemen 2 zincirlik yere atlıyorum. Yine 2 zincirlik yere 2 fıstık yapıyorum aralarında 2 zincir çekerek. Şimdi ben size motifin görüntüsünü de
paylaşacağım. İsterseniz ekran görüntüsü olarak da alabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik yere atlayıp iki zincir olan yere iki fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde yine iki zincir çekiyorum aralarında. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım sıra sonuna kadar. İki zincirlik yerlere iki tane, tek zincirlik yerlere tek olarak şu şekilde. Bakın bu ilk sıra biraz marullanma yapmış gibi oluyor ama fıstıklar çok çok olduğu için şimdi bu üst sırada onlar daha dağılıyorlar. Daha düzgün bir görüntü oluyor. Evet, şimdi burada ikinci badem sıramı da yaptım. 5 zincir çektim. Şimdi burada bir zincir olan yerlere batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir olan yere batıyorum. 2 zincir. Bu 2 zincirlik yere değil de bir zincir olan yere. 2 zincir çekiyorum. Bir zincir olan bademe batıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir, 2 zincirlik yere atlayıp bir zincir olan bademin tepesine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 zincirliğe atlayıp bir zincir olan bademe bir tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Bakın köşeye geldim. Köşenin içine bir tane ikili trabzan, 3 zincir çekiyorum. Tekrar köşenin içine bir tane ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Tek zincirlik bademime 2 zincir çektim. 2 zincirlik yere atlayıp tek zincirlik bademime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerleyerek ikili trabzanlarımızı yapalım. Bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Evet, şimdi sıramın sonuna geldim. Artık buradan sonra örgümüz kendisini tekrar ediyor. Zincirimin üçüncüsüne batarak sabitledim ve 3 zincir çektim. Şimdi bu marullanma bu sıradan sonra azalıyor artık. Bu yaptığımız trabzanlar onu topluyor. Bu kutucuk sırası. Şu şekilde köşelerde hep aynı sayıda olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi şunu göstereceğim size. Buradan sonra yine ikili trabzanlar yapmaya başlayacağız. Zincirlerin olduğu yerlere iki tane, trabzanların üzerine de bir tane ikili trabzan yapacağız dümdüz. Köşelerde de yine 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Örnek artık bundan ibaret. Şu şekilde kutucuklara 2 tane, bir de trabzanın tepesine yapacağız. Şimdi şuradan motifin üzerinden göstermek istiyorum size. İsterseniz ekran görüntüsü olarak da alabilirsiniz. Bir şöyle ortasını göstereyim. Eşit dursun. Şu şekilde. Ortadan başladım sihirli halkayla. 4 tane üçlü yaptım. Daha sonra köşelere 4 4 arttırma yaptım. Yani 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan şeklinde. Bir sıra kutucuk yaptık. Bir sıra fıstık. Üzerine bir sıra daha fıstık yaptık. Orada biraz bollanıyor gibi oldu. Bu kutucuk sırasıyla yine toparladık. Yine 4 sıra trabzan yapacağız. Bu örneği 3 kez tekrar edeceğiz. Şimdi şu göbek görüntüsünü almak isterseniz ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sonra da şu üst kısmı göstereyim. Tam göbekten şöyle tam ortadan, bakın tam ortadan aldığımızda şu fıstıklar 3 sıra olacak. En sonda da 1 sıra trabzan yapıyoruz artık kutucukların üzerine. Toplamda 1, 2, 3 sıra üçlü, dörtlü trabzanlarımız oluyor. En sonuncusunda bir sıra yaparak kapatıyoruz. Daha sonra bunun üzerine yaka çıkacağız. İşte kol yapacağız. Yanları birleştireceğiz falan. Oraları tekrar öreceğiz. Ama oralar daha sonradan motif olarak bu şekilde tamamlıyoruz. Buraya kadar yapalım. Bu örneği 4 kez, 3 kez tekrar edelim. Siz isterseniz 4 kez de yapabilirsiniz. Siz isterseniz bu köşelerdeki arttırmaları daha fazla veya daha az yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre, dediğim gibi. Ben her sıra örneği göstermeye çalıştım. Biraz şu topçuklar karışık gibi duruyor ama aslında kolay. Yani arasına bir zincir çekmeden böyle birbirine birleştiriyoruz. Bir de böyle birbirinden ayırıyoruz gibi düşünün. Bunun mantığını öğrendiğinizde çok kolay yapılıyor. Bu şekilde bir motifimizi tamamladık. Bu ön parçamız olacak. Bir de diğer motifimizi tamamlayalım arka parça için.
Daha sonra omuz, yaka ve yan ön arka birleştirmelerini detaylı olarak anlatacağım sizlere. Evet, şimdi motiflerimizi tamamladık. Şöyle iki tane devasa motif ördük. Orta yerden başlamıştık. Şu sıraya kadar size tarifini verdim sıra sıra. Sonrası zaten hep birbirinin tekrarı. Şu son sırada artık 4 tane ikili trabzan değil de 1 tane yaptık. Çünkü buradan artık yakamızı ayırıp şuralardan trabzan yapmaya devam edeceğim. Şimdi ben motif olarak size bir ölçüsünü vereyim. Bir de zaten tamamen bitmiş ölçüsünü de videonun başında vermiştim. Şu şekilde. 44 santim eni, 45 santim de boyu olmuş. 44,5 eni de hemen hemen zaten kare olduğu için birbiriyle aynı. Boyu 1 santim daha uzun olmuş. Şimdi zaten omuzlardan pay çıkacağımız için boyu bir tık daha uzayacak. Ve yanları da ben birleştirirken tığla bir sıra daha trabzan yaparak birleştireceğim. Bir sıra buna, bir sıra da arka parçaya yaptığımda yanlarda burası gibi 4 sıra olacak gözükecek ve örnek bütünlüğünü de sağlamış olacak diyebiliriz. Böyle bir geçiş olacak. O yüzden eni ve boyu biraz daha genişleyeceği için üzerinde ben ona göre ölçü aldım. Sizinle bitmiş ölçülerini de paylaşmıştım. Şimdi tığımı alıyorum. Omuzlarımı yapmaya başlıyorum. Şu şekilde ben ölçü aldım. Bunu tamamen santimle değil kendi üzerime ölçerek aldım. Ama siz benimkinin santimlerini sorduğunuz için size ölçüyorum da. Omuz kısmım 14 santim. Yaka boşluğum da 17,5 santim bırakmışım. Ama tamamen üzerime ölçtüm. Boynumun iki tarafından yakanın nerede bitmesini istiyorsam tutup oradan ilmek belirleyicimi takıyorum. Sonrasında sağ ve sol omuzu sayıp eşitliyorum. Mesela burada 36 trabzan kalmıştı benim. Burada 34 trabzan kalmıştı. Bunu da 34'e çektim. İki tarafta da 34 olsun. Yaka açıklığım da bu kadar olsun istedim. Santim olarak da belirtmek istedim size. Şimdi ipimi alıyorum. Motifimi bitirdiğimde ipimi koparmıştım çünkü orta kısımlarda bitiyor. İlmek oluşturuyorum ipimle. Şu şekilde. Şimdi burada zincirime bir tane takıyorum. Tam zincire, boşluğa değil. 1 2 3 zincir çektim. Daha sonra birinci trabzandan dümdüz ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şu ilmek belirleyicime gelene kadar her trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde örelim ilmek belirleyicimize Evet, kadar. şimdi ilmek belirleyicime doğru geldim birinci sıramda. Son 3 trabzanımı da eksiltme yapacağım. Şimdi bir tane sonuncuyu da yapıyorum. Şimdi son 3 trabzanımı da eksiltme yapacağım. 1, 2, bir de bu ilmek belirleyicimin takılı olduğu 3. Doladım tığımı. İlk ikisini çıkarıyorum. İki tanesi tığımda kalıyor. Tekrar doluyorum, alıyorum. İlk ikisini çıkarıyorum. Tığımda 3 tane kalıyor. Üçünü birlikte çıkarıyorum. İlmek belirleyicimi çıkarıp en sondaki trabzanıma tekrar batıyorum. Bu kenarlar düz gitsin diye hep kenarda bir tane trabzanımı düz yürütüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar örgümü döndürdüm arka yüze. Tekrar tığımı doladım. Bir tane düz trabzanımı yaptım. Tekrar tığımı doluyorum. Bir tane aldım. İkisi tığımda, tekrar dolayıp ikinciye batıyorum. İkisini çıkarıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Burada bakın iki trabzanın başını bir yere bağlamış oluyorum ve bir tane eksiltmiş oluyorum şurada. Pardon, gösteremedim. Tekrar tığımı doladım. Şimdi her trabzana bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Omzumu düz bir şekilde dönüyorum buradan. Tekrar yaka kısmıma geldiğimde eksiltme için Evet, çekeceğim. Şimdi son 3 tane kaldı. Tığımı doladım. Birinciyi çıkardım. Tığımda 2 kalıyor. Doluyorum. İkinciyi çıkarıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Tekrar doladım. Son trabzanımı, kenar trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Yine aynı eksiltme işlemini yapıyorum. Yani her sırada bir tane eksiltmiş oldum. Şu anda 4. sıramdayım. Toplamda 4 tane eksiltmiş oldum. Şimdi bir git gel yapalım. Yaka boyumuzu ölçelim. Eğer yeterli gelirse eksiltme yapmadan 1-2 sıra düz örüp bitireceğim. Ama omuz boyuma göre, yakanın kapalılık açıklığına göre bir ölçü almam gerekiyor son sırayı da ördükten sonra.
Şimdi burada yine zaten düz ördüğümüz için bu kısmı çekmiyorum. Direkt dönüyoruz ve düz devam ediyoruz. Eksiltme yok omuz kısmında. Bir böyle gidip gelelim yaka kısmımıza tekrar. Evet, şu anda 1, 2, 3, 4, 5. sıramdayım. Şimdi son eksiltmemi yapıyorum. Tığımı doladım, aldım. 2 tane tığımda tekrar dolayıp alıyorum. 3 taneyi birlikte çıkarıyorum. Kenar trabzanımı düz örüyorum. 2 zincir çektim. Şimdi bundan sonra eksiltme yapmadan 2 sıra örüyorum. 2 sıra da bitiriyorum. Şu şekilde dümdüz her trabzanın tepesine batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde bir git gel yapalım. Toplamda 8 sıra falan olacak. Benim için bu ölçü yeterli oldu. Bir git gel yapıp daha sonra arka parçamız için bir eksiltme yapacağız. Evet, şimdi son trabzanımı da yapıyorum. Eksiltme yapmadan 2 sıra ördüm ve ipimi burada koparıyorum. Şu şekilde bir omzumuz tamam oldu. Şöyle. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 sıra eksiltme yaptım. 6. ve 7. sıramda eksiltme yapmadım. 8 sıra demiştim az önce. Yanlış oldu. Toplamda 7 sırada bitirdim. Ön yüzü ördüğümde bitirdim. Şimdi bu kısımda da buradan başlayarak 3 zincir çekip kenar trabzanına bir tane öreceğiz. 1, 2 de eksiltme yapacağız. Gideceğiz, geleceğiz, tekrar eksilteceğiz. Gideceğiz, geleceğiz, tekrar eksilteceğiz. 5 sıra eksiltme yaptıktan sonra 2 sıra düz örüp bitireceğiz. Şimdi bu tarafı da ördükten sonra arka parçanın yakası için yine ilmeğimi oluşturuyorum. Arka parçayı örerken ön yakadaki kadar derin bir yaka eksiltmeyeceğiz. O yüzden arka parçayı birkaç sıra düz öreceğim. Yani bu iki sıra arasında, baş ve son arasında git gel yapacağım. Toplamda 4 sıra öreceğim. Şimdi ilmeğimi aldım. Yine burada bakın zincirimle başlıyorum. Zincirime battım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Bu kenar olacak. Tekrar ilk trabzanımdan örmeye başlıyorum. Her trabzana bir tane batarak hiç eksiltme yapmadan 4 sıra bu şekilde örüyoruz. 4 sıra ördükten sonra bunu da kendi içinde yakalara ayıracağım. İki tarafa, daha doğrusu sayılarını belirlerken yine sizinle paylaşacağım. 4 sıra örelim arka parçamızı düz olarak. Evet, şimdi 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Bu omuz kısmıma eşit bu tarafı da yapacağım. Şimdi en son burada 29 eksilttiklerimle birlikte 29 trabzanım kalmış. Şimdi 4 sıra ördüm. 3. sıra pardon. 4 sıra ördüm. 5. sıradan devam edeceğim. Buradan da 5. sıramda son eksiltmemi yapmıştım şurada. Sonra 2 sırada eksiltmeden ördüm. Burada da son eksiltmeyi bir tane eksiltmeyi yaparak 2 sıra eksiltmeden 3 sıra daha öreceğiz. 29'du. Bir tane de eksiltme yapacağımı ekleyerek 30 trabzan ayırıyorum. Şimdi şu iç taraftan başlayacağım için trabzanlarımı sayarak ayıralım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Şurası benim trabzanım. Getiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Dolayıp tekrar aynı trabzana, çünkü o zinciri saymıyorum, kenar ilmeğim olacak. Bir tane yaptım. Tığımı doladım. Hemen bir tane eksiltmemi yapıyorum. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Buradan sonra dümdüz bir sıra git gel örüyoruz. Üçüncü sıramızı örerken birleştireceğiz. O yüzden üçüncü sıramı tekrar çekeceğim. Şimdi dümdüz git gellerimizi yapalım. Sıra başına kadar gidiyoruz. Şöyle aynı zamanda da ipimi sakladım. Sıra başına kadar örelim. Şöyle göstereyim size. Böyle bir sıra örüp bir sırada böyle geleceğiz. Üçüncü sıramızda birleştirme yapacağız. Şimdi bir sıra git gel yaptım. Bakın iki sıra ördüm. Üçüncü ve son sıramdayım. Şimdi üçüncü sıramı örerken bu sırama birleştireceğim. Buradan alıyorum iki zincir çektiğim
ön parçamı, pardon, arka parçamı ön parçama ekliyorum. Tığımı doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeği buradan bir sonraki trabzanımdan geçiriyorum diğer parçamda. Tekrar doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar ilmeği bir sonraki trabzanın içerisinden geçiriyorum. Tekrar doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar içinden geçiriyorum. Ve bu tarafa ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde omuzlarımızı birleştiriyoruz. Diğer omuz kısmımıza da aynı işlemi yapıyoruz. Ön ve arka parçalarda da detaylı olarak gösterdim ama eğer yapamadığınız kısım olursa bana DM'den veya yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bu şekilde tığla birleştirmeyi tercih ediyorum. Ben daha güzel duruyor örgülerde, tığ işi örgülerde. Bu omuzlar birbirini dümdüz örmüşsünüz gibi duruyorlar. Ama isterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Bluza herhangi bir artısı eksisi olmaz diye düşünüyorum. Bu şekilde örerek birleştirelim. Şöyle bakın, birleşim yeri de bu şekilde oluyor. Omuzu tamamladıktan sonra yanları birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Evet, şimdi kol kısmını yapacağız. Şu şekilde yaka kısmını birleştirdik. Bakın, burası ön yakası oldu. Şu omuzu birleştirme yeri. Burası da arka kısım oldu. Şimdi şuradan 20 santim kadar, şöyle bir karış kadar ölçümü bıraktım. Burası benim kol evim olacak. Buradan aşağıya doğru etek ucuna kadar bir sıra trabzan yapıyorum. Karşı tarafa da bir sıra trabzanı yaparken yine aynı şekilde omuzlarda yaptığım birleştirmeyi yapıyorum. Bu kısmı çok göstermiyorum ama video uzamasın diye, ama şurada yaptığımız birleştirmeye bakarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada ilmek belirleyicimi taktığım yerden ilmeğimi geçiriyorum. İlmek belirleyicimi çıkarabilirim. Tam aynı yerden yapacağım çünkü. Buradan ilmeğimi geçiriyorum. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Önce aynı yere yapıyorum. Çünkü o 3 zincir benim kenar zincirim olacak. Ön yüzünden bir sıra trabzan yapıyorum. Şu şekilde bir sıra trabzanımı yapıyorum. Ta ki etek ucuna gelene kadar. Bakın, bir sıra buradan şuraya gelene kadar trabzanımı yapıyorum. Daha sonra çeviriyorum örgümü. Şu karşı tarafın ön yüzünden, şu etek ucundan yine ilmeğimi burada taktığım gibi takıp 3 zincirimi çekip tıpkı şurada yaptığım birleştirmeyi, hem buraya ikinci sıra trabzanımı, yani birinci sıra trabzanımı yaparken buranın bu ikinci sıra trabzanıyla karşılıklı birleştiriyorum. Bir tane örüyorum, karşıdan ilmek geçiriyorum. Tıpkı omuzda yaptığımız gibi. Bu şekilde örerek yanları da birleştirdiğimizde iki parçadan, iki motiften çok kolay bir süveter elde etmiş oluyoruz. Bunu hem kazaklarımızın üzerine hem gömleklerimizin üzerine, yazın pareo tarzı gibi koton bir iple ördüğümüz için pareo tarzı gibi de kullanabiliriz rahatlıkla. Motifi büyüterek istediğimiz bedene kadar da büyütebiliriz. Kesinlikle bir sınırlaması yok. Şu motiften bir tane daha eklesek ya da şu sıralardan bir iki tane daha eklesek bir iki beden rahatlıkla büyümüş olur. Bu şekilde zaten başında da birleştirme yerlerini, omuz kısımlarını detaylı olarak göstermiştim. Onun dışında bir işlem yapmayacağım ben süveterim için. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.